azaldığını söyledi. Söylemiş yabancı yatırımcılara. Yani faiz indirmeyebiliriz dedi, demiş. Evet. 16 ama, Aralık'ta haftaya Perşembe günü. Ama Sayın Cumhurbaşkanı şunu da ekleyelim. Tam onu söyleyecektim. Cumhurbaşkanı da faiz indiriminin devam edeceğini söyledi. Söylemiş oldu Katar yani. Katar dönüşü ısrarla Katar faiz dönüşü. İndiriminin devam edeceğini söyledi. Ama ben hepsinden öte şunu söylüyorum. Biraz önce Mehmet Bey de söylediği şeyler üzerinde diyeceğim. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını verdiniz değil mi? Taha Bey de bugün yazdı değil mi? Ya akşamdan sabaha U dönüşü çok rahat yapabiliyorlar. Bence çok de. Rahat. Çok rahat. Yani bugün söylediği mesela diyelim ki örneğin iki aynı kelimeyi kullandım. Rusya'ya giderken büyük Rusya diyor. Ertesi gün Rusya büyük düşman diyebiliyoruz yani. Tam tersini söylüyor. Hiçbir ilkemiz, hiçbir düzlemimiz, hiçbir sabit... Ya düşünebiliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan diye birisi, dış güç teorisiyle ilgili eskiden demiş ki ya bunlar saçma sapan şeyler. Böyle bir şey mi olur demiş. Yani siz tabii ki siz de oynamaya etmeye çalışırlar. Siz güçlü olursunuz demiş. Ha, bünyeniz güçlü olursa. Bünyeniz güçlü olur. Kimse bir şey yapamaz demiş. Şimdi dış güç. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bütün olayları dış güce bağlıyor. Mesela şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız eski Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemiş olsa çok tersi. Yani birbirleriyle tamamen ters yapıdalar. Yani eski Recep Tayyip Erdoğan'la şimdi şu andaki Cumhurbaşkanımız tamamen ters pozisyondalar. Yani birisinin siyah, birisinin beyaz olması kadar tersler. Ama hareketler de, davranışlar da, şeyler de, politikalar da 24 saat geçmeden şey yapıyor. Dün burada okudum. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarında cümle, aynı cümlenin içerisinde birbirinin tamamen tersi anlamlar çıkabiliyor. Hı hı. Yani birisinde diyor ki işte kuru yükseltmeye çalışıyor, kur yükselecek ve ihracat artacak diyebiliyor. Öbüründe de aynı cümlenin devamında şer güçler bizi yıkmak için kuru yükseltiyor diyebiliyor. Onun için bu kur hata diyorlar. Kur hatanı kim yapıyor? Ya? Peki o zaman şöyle sorayım. Bu çizdiğiniz çerçeve ışığında Merkez Bankası'nın bundan sonraki adımlarında ne bekleniyor? Şimdi bakarsanız İngiliz Finans Kuruluşu gelecek iki toplantıda 3 puanlık faiz indirim beklendiğini söylemiş. Bir başka Fitch'ten mesela uyarı var. İndirim sürerse durum daha da kötüye gidecek diye. Fitch yıl sonu yani yıl sonu enflasyon beklentisi ne demek biliyor musunuz? Kasım ayı zaten açıklandı 21 küsür. Aralık ayında 25 olacak diyor Fitch. Aralık ayı yani bu yıl sonu enflasyon %25 olacak. Moody's de aşağı yukarı ona benzer bir enflasyon tahmini var. Bizimkiler de faizi 15'ten 13'e indirecekler. Şimdi 15'ten hayır Barclays 3 puan diyorsa 12. 12 mi? 12. Pardon ama burada 2 artı 1. Yani i̇ki Ocak'ta da bir indirim 2 toplantıda diyor. Yani şimdi, 200 bas puan 15'ten 13'e. Şimdi biz kendimizi yatırımcı gözüne şey yapalım. Gel şimdi bu 3 rapor dediğimiz yabancıların Türkiye ile ilgili raporları. Türkiye'de bir yatırımcı. Söyleyeyim. Bu raporları bize vermiyorlar. Bu raporları kendi müşterilerine veriyorlar. Kendi müşterilerine veriyorlar. Yani diyorlar ki hani bize hani diyorlar ya bunlar bize işte şey yapıyor karşı düşmanmış ama kendilerine kendi müşterilerini korumak için açıklanan raporlar bunlar. Ama onlar o kadar şeffaflar ki raporlarını kamuoyuna da açıklıyorlar. Yani isteyen baksın okusun diyorum. Kendi müşterisini korumak için. Şimdi gelin de Türkiye'de bir yatırım yapın. Yerli olarak söylüyorum, yerli olarak. Faiz inecek mi, inmeyecek mi? İnecekse ne kadar inecek? İndirilecekse kur ne olacak? Piyasalar nasıl karışacak? İndirilmeyecek mi? Merkez Bankası yerliye ne söyledi, yabancıya ne söyledi, Cumhurbaşkanı ne söyledi? Ya bir saatin sonrası belli olmayan ülkede 10 yıllık yatırım mı yaparsın? Bir saat sonrası belli değil bu ülkede ya. Ha, ilginç olan Fitch'in raporundaki şöyle bir nokta var. Diyor ki gelecek yıl diyor. Yani 2022 yılının ortalarına geçmeden diyor bunlar diyor faizi 17'ye çıkaracak diyor. Çıkaracaklar diyor. Herkes diyor. Evet bir taraftan da böyle bir güçlü beklenti var. Yani önünde sonunda bu faizlerin Onur Altın da sık sık vurguluyor bunu mesela yayınlarda. İşte piyasanın başka ulus isimlerine, aktörlerine bakıyorsunuz. Ama ekonomistlere öyle bir tahribat var başka ki. Başka çare yok diyorlar. Ama öyle bir tahribat var ki şimdi bunu 19'dan faizi yavaş yavaş indirseydi işte doktor örneğini verdim ya 8 ayda sen 20 kilo verirsin diye ona uysak yavaş 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 inecekti. Ama biz hemen hemen yapalım diye
bir anda aşağı çekmeye başlayınca ortalık peki bir şey soracağım. Döndü. Bu olursa bu 25'e çıkarsa faiz anca toparlanır. Bu faiz artırımı gerçekten gelirse bir süre faiz nasıl? İndirme. Hayır arttırımı. Bunu nasıl sunacaklar? Mesela hiç bunu hiç düşünüyor musunuz? Lütfen. Acaba nasıl lütfen, bak, paketleyecekler? Hemen söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın ağzından söyleyeyim. Tamam. Geçeriz. Şimdi faizi indirdiler diye Murat, ikinci Murat kovuldu ya. Hı-hı. Faizi çok indirdi. Paraları da harcadı diye. Yine Naci Bey geldi. Naci abi gelir gelmez faizi önce 15'e sonra 17'ye çıkardı. Sonra da 19'a. Sonra 19'a çıkardıktan sonra atıldı. İlk başta Kasım ayında bir piyasayı rahatlattı. Hı-hı. Cumhurbaşkanı çıktı. AK Parti grup toplantısına dedi ki faizi enflasyon seviyesinde tutmak mecburiyetindeyiz. Ne yapalım dedi. Evet. Peki faizi tutmak mecburiyetinde isek şimdi niye aşağı indirdik? Ne değişti? Dedim ki arttırırlarsa da Cumhurbaşkanı çıkar der ki ya kardeşim dış güçler bizim enflasyonla oynadılar. Kur hatayla oynuyorlar. Kuru tutmak için, kuru sakinleştirmek için, enflasyonu kontrol etmek için buna zorunlu olduk. Herkes alkışlar bak. Nasıl olsa soru da bak, sorulamıyor. Böyle basın varsa, böyle basın var. Bak, böyle basın varsa. Türkiye Gazetesi. Bak, böyle basın varsa. Niye bu nedir? Kapılara sığmıyoruz. İhracatlarımız niye böyle olduk? Çünkü faiz indirdik ya. Herkes koşa koşa yatırım yaptı. Dolar da 13 liraya çıktı. Evet. Hemen gittik Almanlarla, İngilizlerle, Fransızlarla anlaşmalar yaptı. Her şey bir yaptı. Hafta 10 gün içinde oldu. Hemen üretim başladı, istihdam arttı, tırlara doldurduk gidiyoruz. Bak şuraya bak. Bu daha önce de uzun kuyrukları ya, Türkiye Gazetesi'nde uzun kuyrukların hepsi görmüştük değil mi? Ya bu Hürriyet de bunu yaptı, Hürriyet Sabah'ta ya hepsi yapıyor. Efendim tır kuyrukları. İhracat tırlarımız kuyruk oluşturuyor. Bu zaten vardır. Bu şu tırların herhalde 20 yıldır kuyruk var orada. Ya, yani bu açıkladık nedenlerini. %19 faizlerken de bu kuyruklar. Hemen indik ve kuyruklarımız böyle oldu. Bravo. Bravo bize. Çok başarılı gidiyoruz. Oradan da paralar gelecek. O zaman versinler asgari ücreti. 4000 lira bile yetmez. 5000 lira versinler. Niye veremiyorlar? Niye veremiyorsun? Madem uçuyorsun niye veremiyorsun? Çin modeline geçtik. Bu modelle faizleri de indik. Kullansa ya şeyler. Ama ben daha meyveleri ben tekrar söyleyeceğim. İbrahim Bey meyvelerini daha toplamaya başlamadık. Siz onu de çok acelecisiniz. Biraz bakın, bekleyin. Bakın bu model Çin modeli değildir. Bu model Arjantin modelidir. Arjantin'de peso 6'dan 1 dolar 6 pezodan şu anda 100'ün üzerinde. 2013'ten bugüne çıkışı. Arjantin gibidir. Evet eğer bu model meyve verseydi Arjantin'de verirdi ve Arjantin'de de verdi. Arjantinlerin yediği bir meyve var o da ayva. Ayvadan başka bir şey yiyemediler. Çünkü fakirlik, yoksulluk %26'lardan 46'lara çıktı. Toplumu paramparça etti Arjantin'de. Bu model kimse Çin modeli şeyi söylemesin. Dün Kadri Gürsel'in yazısından söyleyeceğim. Bu yem diyor ya yeni yem. Ekonomi yeni modeli. Ekonomi. Yem diyor. Bu yemi kimse yutmasın. Yutulacak bir şey değil. Önceki gün Betam bir rapor yayınladı. Bu büyüme diyor büyümeyi bozacaktır. Türkiye'nin bu tabii büyümesi ki büyümeyi bozacaktır. Şu anda evin içinde ne var ne yok sattığınız için bu model Türkiye'nin geleceğini bozacak model değil de bir deneme. Bir şey deniyoruz ya. O deneme Türkiye'nin gelecek istikrarını da daha fazla bozacak. Bu 3-5 ay geçmeyecek. Bu buradan dönecek bu. Şimdi dediğin doğru faizi konuşuyoruz ya. Hı. Faizin belirlenmesi bir takım uzmanların değil mi? Bir takım görüşleri alınır. Evet. Dış raporlar incelenir falan. Ona göre bir kararlar verir. Şimdi biz görüyoruz ki hiç bunlardan böyle bir şey olmuyor. Yani ne uzman görüşüne başvuruluyor, ne kimse dinleniyor, ne bir şey yapılıyor. Hı. Bak Hürriyet'in Ankara temsilcisi Hande Fırat yazmış. Şimdi onu, evet onu. Orada en önemli cümle ne biliyor musun? O şeylerle konuşur. Diyor ki son zamanlarda duyduğum en büyük eleştiri kimle konuşursan bizi dinlemiyorlar. Hı. Yani hangi sektörle konuşsan o sektörün ilgililerini dinlemiyorlar. Dinlemeden bir takım karar alıyorlar. Biraz önce sağlık. Evet. Doktorlara verdim 5000-2500'ü. Aa diyorlar ne oldu hemşirin oğlu. Çünkü kimse kimseyi dinlemiyor. Saraya kapanmış bir grup. Evet. Saraydan kapanmış karar alıyor. O biz yüzden, biliriz diyorlar bak, her şeyi. 16'sında her şeyi diyorlar. Faiz yükseltmezler de şimdilik faiz aynen de kalabilir. 200 bas puan da indirebilirler.
Laf olsun diye 50 bas puan da indirebilirler. Peki bunun gerekçesini bize nasıl açıklayacaklar? Açıklamak zorunda. Ben yaptım oldu diyecek. Bitti. Ben yaptım oldu diyecek. Merkez Bankası da şey yapıyor. Ya Merkez Bankası diyor ki emtia fiyatlarında indirim olmasına rağmen Türk parasındaki oynaklık nedeniyle benzine zam yapmak zorunda kaldık diyor. Cumhurbaşkanı Katar'dan dönerken emtia fiyatlarında yükselmesi nedeniyle piyasalara maliyet girdileri arttığı için zam oluyor diyor. Şimdi o Hande Fırat'ın yazısında var. Güya biliyorsunuz sektör temsilcileriyle bir araya geldiğinde işte üretici bu fiyatlar niye artıyor dedi. İlk madde emtia fiyatlarında küresel anlamda emtia fiyatlarındaki artış. Ama içeriye dönüp kimse bakmıyor. Bunun üstüne tamam bir küresel sorun olabilir ama bunun üstüne içeride ekonomi politikalarında hata üstüne hata yok mu? Ya, yani buraya değinilmemiş hiç. Bak, Merkez Bankası kararlarına söyleyecek. Enerji Bakanı çıkıp açıklamadı mı? En ucuz doğalgaz bizde demedi mi? Evet. Öyle bir anlaşmalar yaptık ki dedi. Bakın Avrupa'ya perişan oluyor. En ucuz doğalgazı biz alıyoruz dedi. Şimdi bana neyi satıyorlar? En ucuz doğalgazı biz alıyoruz dedi. Niye alıyoruz? Ardından onu da söyledi. Sanayiciye yapılan, sanayi ve şeye yapılan bir %48 zam yaptı. Peşine de geçen hafta %20 miydi? Bir zam daha yaptı. Bir zam daha yaptı. Zam üstüne zam. Doğalgazı evet ucuz alıyoruz. Avrupa'daki gibi sert etkilenmiyor. Avrupa'da 1000 doların üzerine çıktı doğalgaz. Bizde 300 dolar seviyesinde, 300 doların da biraz altında. Neden? 25 yıllık boru hatları üzerinden Brent petrole bağlı. Brent petrol 40 dolardan 80 dolara çıktı. O da orada durdu. Bizdeki fiyat artışlarının ana omurgası, büyük omurgası içeride Türk lirasının değer kaybetmesi. Kim bunu sağladı? Bunu da sağlayan Merkez Bankası ve Sayın Cumhurbaşkanımızın politikası. Ne diye yaptı? Çin modeline geçti. Çin modeline geçeceğiz. Ucuz faizle. Ucuz faizle de ilgili de tekrar şu cümleyi söyleyelim. Faizde ülke olarak 5 puan faiz indirimiyle evet. kazanacağımız toplam faizde kazanacağımız para, yapacağımız tasarruf 100 milyar. Maksimum 100 milyar. Ama bu faiz indirimleriyle kur artışının bize şu anda sadece 3 aylık maliyeti 3.2 trilyon. Hangi akıl 100 milyar için 3 trilyonu yakar? Hangi akıl bunu yapar? O çerçevede bunu düşünmek lazım. Yani Türkiye'yi yöneten akıl 100 milyar tasarruf maliyeti için 100 milyar faizden tasarruf yapacağız diye 3.2 trilyon kur maliyeti oluşturdu Türkiye'ye. Eğer realist... Tam rakamı hatırlamayacağım ama dün Kılıçdaroğlu da Antep'te galiba konuştu. Dün Urfa, Şanlıurfa'daydı. Urfa'da konuşurken dedi ki ya sen öyle bir kur hale getirdin ki topladığın verginin parası borcunun katlamış borcunu evet. şeyine gidiyor dedi. Ya topladığın evet. vergi bu kadar borcunu bu kadar arttırdın. Bu arada sadece... Onur Bey hazır. Oraya, bizi evet. biraz bekliyor. Bekledi. Bir dönelim Bağlayalım. Onur. Onur Altın merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Günaydın. 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 Çok teşekkürler. Şimdi Merkez Bankası ne yapacak?